Herkese selamlar. Ben Murat. Motobolizma'ya hoş geldiniz. CRF aksesuarları serisinin bu bölümünde gidon yükseltme var. Gidon yükseltme nedir? Şimdi motosiklete bindiğinizde ama enduro tarzı motosikletlerde hani bu scooter veya naked motorlarda genellikle olmuyor. Touring veya enduro motosikletlerde daha çok oluyor. Nedir bu? Bakın şu ön gidonun yani ön gidonun dediğim gidonun mesnetle bağlantısı şurada iki tane kelepçe var. Bu oyukların içerisine genelde bunlar 22 milimdir. Bazı motosikletlerde 28 milim oluyor. Bu gidon buraya oturur. Bu kelepçelerle sıkıştırılır. Gidon yükseltmeni şu üstteki kelepçeler alınıyor. Uzatma parçaları var. Hemen sıcağı sıcağını onu da göstereyim size. Bakın videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum. Görebiliyor musunuz? Şöyle bir parça. Tabii ki bundan iki tane olmak zorunda. Şu üst kelepçe sökülüyor. Bu yerine takılıyor. Gidon buraya konuluyor. Aynı kelepçeler tekrardan takılıyor. Bu sefer ne oluyor? Gidon yükseliyor. Bu gidon yükseltme CRF için 3 santim uzunluğunda. 3 santimden fazla olursa ne oluyor? Sıkıntı oluyor. Nasıl bir sıkıntı oluyor? Burada ne var? Debriyaj teli var. İşte kütüklerin kabloları. Burada ona keza ön fren hidroliğinin kablosu. Ona keza buradaki kütüklerin kabloları. Yani 3-4 tane kablo var. Bunu fazla yükseltirseniz bu kablolar kısa kalabiliyor. Çoğu kez de debriyaj teli sıkıntı yaratıyor. Yani önceden bunları açıp bir şekilde kaldırıp bir bakmanız lazım. Ama yani ben CRF'nin 3 santim yükseltildiğini bildiğim için direkt 3 santim aldım. Bu yükseltme ne işe yarıyor? Göstereyim. Motosiklete bindiğinizde sonuçta bir sürüş pozisyonunuz var. Şu şekilde mesela gidiyorsunuz. Şu an bakın dirseğim daha yukarıda, ellerim bileklerim aşağıda. Tamam hani şu an bu paddock standında biraz motor kalkık ama bu şekilde tamam sürebilirsiniz. Konforlu, gayet güzel ama bunun üst versiyonu yani 3 santim çıktıktan sonra şu şekilde düşünün. Kolunuz olduğu gibi yere paralel oluyor. Bu sefer ne oluyor? Mesela şu an ayağa kalktığınızda bu şekilde mesela tam dik kalkmak isteyeceksiniz. Tam anlamıyla kalkamıyorsunuz. Yani sonuçta ben 1.90 boyundayım demiştim size. Hani ebatlarla ilgili bazen sıkıntı olabiliyor ama gidonu yükselttiğiniz zaman ayağa kalktığınız zaman gidonla beraber yani 3 santim yükseldiği için daha rahat sürüş yapabiliyorsunuz. Ya bu biraz da tercih meselesi yani bunu illa yapmanıza gerek yok ama ben motosikletlerimde yani naked motorlarımda dahi bunu yaptım. Benim için iyi oluyor. Gidon yukarıda olduğu zaman bu sefer daha dik pozisyonda sürüyorsunuz. Hani tabii motosikletin fıtratında hafif eğilme vardır. Ama uzun boylu insanlar bilirsiniz yani belinde sıkıntı olur, beli ağrır. Gidon biraz yükseldiği zaman daha rahat ediyorsunuz. Yani gidon yükseltmenin olayı bu. Şimdi montajını yapacağım. Beraber yapalım. İzleyin siz de.
Şimdi gidon yükseltmeyi taktık ama bir deneme yapmamız lazım. Nasıl bir deneme? Motoru çalıştıracağız. Tam sağ, tam sol yapacağız. Tam solda veya tam sağda gaz kolu çekerse sıkıntı veya kablolara bir gerginlik yaparsa yine sıkıntı. Deneyelim. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Olay tamam. Şuradan çıkardığım kelepçeleri de takacağım. Olay biter. Gidon yükseltme aparatlarının montajını yaptık. Şimdi olaya bir daha bakalım. Az önce nasıldı? Şimdi nasıl? Gidon biraz daha yükseldi. Dirseğim sabitken bileğim biraz daha havaya kalktı. Biraz daha rahat. Aynalar bir tık daha yukarıda. Ayağa kalkma pozisyonunda evet şu an daha güzel. Daha yüksek. Yani dediğim gibi boyunuz biraz uzunsa ve biraz daha rahat motosiklet kullanmak istiyorsanız gidon yükseltme tavsiye ederim. Gerçekten güzel oluyor. Bir başka motobolizma videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.